Sevgili izleyiciler, bu haberimizde sizlere düğünlerimizde, nişanlarımızda, kınalarımızda, sünnetlerimizde ve kadın eğlencelerinde bizleri yerlerimizde oturtturmayan, sahneden indirmeyen, çaldığı canlı müziklerle bizleri hop hop oynatan, fıkır fıkır kaynatan bir DJ'yi tanıtacağız. Namı değer DJ Ülkü'yü tanıtacağız. Evet, nasıl bir çalışma içerisinde bunu merak ediyorsanız haberimizi birlikte izleyelim. Efendim, öncelikle merhabalar. Merhabalar. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Biz sizi tanıyoruz ama bizi ekran başında izleyen izleyicilerimiz de mutlaka sizi tanımak isteyeceklerdir. Lütfen kendinizi biraz tanıtırsınız. Evet, adım Ülkü Halim Ergin. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. 4,5 yıldır bu işi yapıyorum, DJ'lik. Evet. Bayanlar arası eğlencelere. Evet, sadece bayanlar arası eğlencelere katılıyorsunuz. Ülkü Hanım, DJ olmak nereden aklınıza geldi? Biraz bahseder misiniz? Ben de aynen bugünkü gibi bir bayanlar eğlencesine gitmiştim. Bayanlar arası bir matineydi. Orada sahneye bakıp DJ'leri görünce tam benlik diye böyle bir his girdi içime. Yani ben de bu işi yapabilirim ve gerçekten tam benlik diye düşünerekten birden orada yani kararımı verdim. Hemen koştur koştur eve gittim. Eşime dedim, eşime işte ben DJ olmak istiyorum. O da böyle bir şaşırdı. Nasıl İlk yani? Tepkisi nasıl oldu onun? Yani böyle durdu. DJ mi dedi. Evet dedim, ben DJ'lik yapmak istiyorum. Hani bana destek çıkar mısın? Senin arkandayım dedi. Evet. Ama daha öncesinde bu konuyla ilgili hiçbir altyapınız hiç yoktu değil mi? Hiçbir konuşma yoktu. Hiçbir DJ'liğin adı hiç geçmemişti evde. Yani o yüzden söyleyince birden bir şoka uğradı. Tamam dedi, onun da zaten biraz bilgisi vardı bekarlık hayatından. Tamam dedi, ben senin arkandayım dedi. Okey dedik. Öyle bir araştırmaya başladım. Ben hemen ertesi günü kendi başıma böyle dışarılara çıktım, gezdim, dolaştım. Nasıl yaparım, yapabilir miyim? İlk kafama koyduğum şu oldu. Yapacağım ve iyi olacağım. Bu işimde başarılı olmam lazım. Hani başlayıp da 2-3 ay sonra bu işi bitirmek maksadıyla değil. Başarılı olacağım. Ben bu işi yapacağım. Peki efendim, hani bir laf vardır, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın bulunur diye, ama bunu siz biraz tersine çevirmişsiniz. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır diye. 3 tane çocuğunuzun olduğunu söylediniz. Tabii ki bu biraz zor oluyor. Burada eşinizin desteği ne açıda? Eşimin bana desteği full diyebilirim yani. Onun desteği zaten olmasa ben şu an burada olmazdım. Yani gerçekten en çok büyük destekçim eşim. Evet. Hafta sonları ben hiç evde değilim. Yani cuma, cumartesi, pazar ve hep o bakıyor çocuklara. O ilgileniyor. Yani o olmasa çocukları kime bırakacaksın? O bir sorun oluyor. O yüzden full destek. Bana çok yardımcı oldu. Işıklandırmalar olsun. Fikir alışverişi çok oldu. Yani fikirleri çok süperdi. En azından sizin kararınıza saygı göstermiş ve arkanızda bulunmuş. Evet. Peki efendim, siz söylediniz biraz önce başlangıçta sadece kadınlara ait eğlencelerde, evet, kına gecelerinde bulunuyoruz. Yerde burada bizi izleyen izleyicilerimiz fikir atsın. Bayanlar matinesi, kına geceleri, sünnet düğünü, doğum günü partileri, düğünler. Ya bu zamana kadar bir iki düğün yaptım sadece. Düğün fazla olmuyor ama daha çok kına gecesi. Beni arayan kişi o günkü kınası olacak bayanın komple bir paket içinde geliyorum. Işıklarım olsun, şalvar takımlarım olsun, davulum olsun ve o günkü kınayı ben organize ediyorum. Yani girişi, her şeyini ben ilgileniyorum ve gerçekten muhteşem bir kına oluyor yani. Yani baştan sona bu işte siz ilgileniyorsunuz. Evet. Eğlendirmenin yanında diğer gerekli aksesuarlar da temin edebiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ve şunu da demeden geçmeyeceğim. 4,5 yıldır bu işi yapıyorum ama bugünkü gibi, yani ilkmiş gibi o heyecandan gidiyorum. Evet, zaten o heyecan olmasa da bu kadar başarılı olmanız da mümkün değil. Evet, yani işime gerçekten çok önem veriyorum ve çok seviyorum. O insanların coştuğunu görüp, onların elleri havada görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, Ülke Hanım, son olarak buradan bizi izleyen ve böyle bir eğlence düzenlemek isteyen vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Beni seçen kişilere sadece şunu söylüyorum. Doğru kişiyi seçmiş olursunuz. Gerçekten işimi titizlikle yapıyorum. Ve dediğim gibi disco ışıklısından tutun, boxlardan tutun, her şeyim var. Yani o konuda hiçbir sorun olmuyor. Beni ama yine de girsinler, Facebook'tan izlesinler, videolarıma baksınlar. Videolarım var, fotoğraflarım var. Ne sunuyorum hepsi orada zaten gözüküyor. Ondan sonracıma kararlarını zaten verip beni yani arayacaklarına eminim. Yaptığım işler benim referansım diyorsunuz. Aynen öyle ve eminim ki arayacaklardır.